Öncelikle Halkların Demokratik Kongresi'nin ve bugünkü ismiyle DEM Partimizin doğum günü kutlu olsun. Sonuç itibariyle kongremiz 15 Ekim 2011'de, partimiz ise kuruluşunu, doğumunu 15 Ekim 2012 yılında ilan etti. Elbette ki kongre parti formuyla ortaya çıkan bu yeni mücadele sözleşmesi bizler için halkların ve ezilenlerin özgürlük mücadelesi açısından bir doğum. Neyin doğumuydu? Hem gerek partimiz hem gerek kongremiz kendi programında kendi doğumunu şöyle ifade etmişti. Tarihsel olarak Türkiye'de baskı ve sömürü sistemini ayakta tutan egemenlerin iki kutbu karşısında kendisini bir üçüncü yol kutbu yolu olarak tarifledi ve ezilenlerin tarihsel ittifakı olarak tarifledi. Ezilenlerin tarihsel ittifakı ne demekti? Biraz onu açmak gerekiyor. Türkiye ve Kürdistan'daki bütün toplumsal hareketlerin, mücadele gruplarının Türkiye'de mevcut resmi paradigmayı ayakta tutan, resmi paradigmaya dayalı baskı ve sömürü sistemini aslında ortadan kaldırmaya çalışan bir toplumsal mücadelenin kendisiydi. Halkların Demokratik Kongresi ve partisinin yeni bir sözleşmeyle mücadele hayatına atılması Türkiye'de uzun yıllardır, 10 yıllardır birikmiş toplumsal mücadele birikimlerinin, toplumsal mücadele birikimlerinin ve aslında ortaya çıkardığı potansiyelin artık bir mücadele öznesi olarak tarih sahnesine de çıkması demekti. Şimdi o günün koşullarına baktığımızda kuruluş sürecinde bu kadar muazzam sinerji üretmesi, halkların ve ezilenlerin haklı umudu olması öyle öylesine bir araya gelişin olmadığını da gösteriyor bizlere. Çünkü bilmekteyiz ki Türkiye ve Kürdistan halkları ezilenlerinin tarihsel bir özlemi vardı. Yani HDK'nin kuruluş süreci aynı zamanda bu tarihsel özlemin de vücuda gelmesi, somutlaşması, maddileşmesi anlamına geliyordu. Çünkü Türkiye'de, az önce de söyledim, Türkiye'de ve Kürdistan'daki devrimci hareketlerin, toplumsal hareketlerin halklara kattığı birçok değer var. Mücadele değeri var, yaşam değeri var. Yani gündelik hayatın ilişkilerinde ürettiği değerler var, sanatsal değerler var, edebi değerler var. Aslında buradan baktığımızda aslında Türkiye'deki ve Kürdistan'daki halklar kendi öncü mücadelesini, kendi birleşik mücadelesini daha önce de defaatle ifade ettiğimiz gibi yani suya susamış bir toprak misali kendi suyunu arıyordu. Ve gerçekten HDK'yi ve HDP'nin kuruluş sürecini toprağın gerçekten çoraklaşmaya yüz tutmuş, toprağın kendi suyuyla, yaşam suyuyla, hayat suyuyla buluşması demekti. Zaten bugüne kadar onca saldırıya rağmen, özellikle son 2015'ten bu yana çöktürme planına rağmen, yani hedefinde bu paradigma, bu fikriyat vardı. Ayakta kalmasının en temel nedeni o toprağın suyla buluşmasıdır. Yani şu anda aslında yani o buluşma başka bir mayalanmayı, başka bir kültürü de ezilenlerin mahallesine, ezilenlerin mücadelesine başka bir kültürü de aslında aşıladı. Bu aşı büyük oranda tuttu. Bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Mesela nereden tuttu? Bugüne kadar yan yana gelmez denilen ve gerçekten halkın da haklı olarak umudunu neredeyse kesmek üzere olan bütün mücadele grupları aslında HDK'nin kuruluşundan bugüne en netameli konuları, en gergin konuları, en sıkıntılı, can sıkıcı konuları bile bir araya gelerek olgunlukla tartışma, olgun bir kültür etrafında, birleşik mücadele kültürü etrafında tartışma, ele alma, planlama ve kararlaşma sürecini artık kendisi oluşturmaya başladı. Yani başlı başına bütün mücadele gruplarının tarihsel olarak bütün mücadele gruplarının 12 yıl boyunca bütün sıkıntılarına, yetmezliklerine ve handikaplarına rağmen kendi içinde bu tartışma kültürünü, kararlaşma kültürünü, ortak düşünme, ortak eyleme kültürünü oluşturmalarının kendisi bile aslında bizler açısından çok kıymetli. Yani HDK mesela neyi öğretti? Türkiye'deki toplumsal muhalefete, Kürdistan ve Türkiye'nin sosyalist hareketlerine, devrimci hareketlerine, eşitlik, adalet, özgürlük hedefli mücadele gruplara neyi öğretti? Aslında ortak düşünmeyi, ortak kararlaşmayı, aslında meclisleşmeyi.
Ya bu yönüyle ele aldığımızda gerek HDK'nin gerekse HDP'nin ve bugünkü adıyla DEM Partisi'nin bütün aslında bileşen ve birey gerçeği, onun kurulu bütün mekanizmalarının kendisini halkların mücadele meclisi olarak da tarifleyebiliriz. Ve bu meclislerde işte hani söz, yetki, karar halka diyoruz ya, aslında yani kararlaşma süreci, tartışma süreci, planlama süreci, hayata geçirme süreci bir yönüyle aslında ortaklaştırıldı. Bu kendisi bile başlı başına HDK'nin tarihsel bir, yani bizim ezilenlerin mücadelesi için tarihsel bir kazanım, HDK'nin sağladığı tarihsel bir kazanım olarak nitelendirilmeli. Yani bu bizler için çok önemli. Yani aslında bir siyasal kültür, yani politik mücadelede yeni bir siyasal kültürü de inşa etti. İşte yeni yaşam dediğimiz şey de bu. Çünkü insanlar, yurttaşlar, toplum biraz önce örgütlere, toplumsal muhalefet o gözle de bakıyor. Kendi içinde ne kadar barışık, kendi içinde ne kadar ittifak, kendi içinde sorunlarını ve mücadele alanlarını ne kadar ortaklaştırıyor. Aslında HDK bu yönüyle ele alındığında bütün tartışmalarından, yani bütün tartışmalardan bağımsız HDK hala toplumsal mücadelemizin ihtiyaçları için vakti gelmiş ve geçmekte olan bir fikriyat, yani 100 yılın fikriyatı. Aslında aradan geçen 13 yılda az önce de dedim, yani gerçekten bardağın dolu tarafını ve boş tarafını gören bir yerden HDK ve onun fikriyatı tartışmasını yürütmemiz gerekiyor. HDK'nin ve DEM Parti'nin, yani bugün gelinen aşamada HDK ve DEM şahsında hala varlığını devam ettiren, ortak mücadele ısrarında devam ettiren bu anlayış da çok kıymetli. Ama her büyüyen beden gibi biz de aslında bu süreç zarfında kendi mücadelemizi büyüttük. Ama büyüttükçe de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. O da şu, işte siyasal mücadeleyi, yani bu siyasal buluşmayı, siyasal ittifaklaşmayı toplumsal mücadeleyle, sosyal mücadelelerle ne kadar tahkim ettik? Yani HDK ve DEM Parti'de bugün vücuda gelmiş siyasal ittifaklaşma, politik ittifak ne kadar sosyal ve toplumsal mücadelelerle besleniyor, ne kadar tahkim ediliyor. Çünkü HDK programı aynı zamanda onu öneriyor. Yani siyasal mücadele, yani siyasetin, politikanın toplumsallaştırılması, toplumun politikleştirilmesi dedik değil mi? Temel hedefimiz bu. Yani politikayı toplumsallaştırmamız gerekiyor, toplumu da politikleştirmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Aslında aynı zamanda demokratik, yani etkileşim altında olduğu, iletişim halinde olduğu bütün mücadele gruplarını, insanlarını politik anlamda dönüştürmek demek. Yani toplumu bir mücadele öznesi yapmak, yani politik özne yapmak, toplumu, yurttaşı, kendi öz örgütlenmeleri etrafında bir mücadele öznesi yapmak. Peki o zaman şu soruyu sadece yani HDK değil, HDK'yi vücuda getirmiş, yani HDK programı etrafında buluşmuş bütün mücadele gruplarının ve bireylerin hepimizin kendisine sorması gerekiyor. Hem bileşenlerin hem bireylerin. Toplum şu an itibariyle HDK'nin ilk kuruluşunda hedeflediği yani toplumsal örgütlenme, öz örgütlenme, mücadele örgütlenmesi, ihtiyaç örgütlenmesi, işte ekolojik alanda, kadın alanında, gençlik alanında, emek alanında, halklar alanında, inanç alanında, bir bütün olarak aslında bugün işte hayvan hakları alanında, yani işte yaşam savunuculuğunun olduğu bütün alanlarda toplum ne kadar kendi öz ihtiyaçları etrafında örgütlüdür, sistemi bu öz örgütlülükler etrafında ne kadar zorlamaktadır. Şimdi buradan baktığımızda da eksikliklerimizi görmemiz gerekiyor. Yani günün sonunda HDK ve DEM Parti'nin yoluna devam ederken sadece siyasal bileşenlerle sınırlı bir ittifak anlayışının, sadece mücadele örgütleriyle, siyasi örgütlerle sınırlı bir ortaklaşma, ittifaklaşma anlayışının ve tarzının yetmediğini gördük. Hem faşizme karşı yürüttüğümüz mücadelede yetmediğini gördük. Hem de halkların özgürlük mücadelesi, ezilenlerin demokratik ve özgürlük mücadelesi açısından yetmediğini gördük. Yani çünkü biz yeni yaşam dediğimiz zaten bu. Mesela HDK fikriyatı, HDK diyalektiği şudur. Yani direniş ve inşadır. Yani bir taraftan politik mücadelenizi büyütürsünüz, direnişinizi büyütürsünüz, güçlendirirsiniz. Ama aynı zamanda
kendi özgür yaşam ilişkilerinizi, demokratik yaşam ilişkilerinizi, toplumsal örgütlülüğünüzü kılcal damarlar misali toplumun her tarafında yaratarak aslında kendi yeni yaşamınızı, özgür yaşamınızı da inşa edersiniz. Devrim de budur, dönüşüm de budur, değişim de budur. Ya da işte programımızda ele aldığımız biçimde diyecek olacak. Yani gerçek demokratik cumhuriyete giden yol da bu olacak. Yani halkların öz örgütlüğü, toplumun politik özne olması, sadece siyasi örgütlerin politik özne önce olması değil. Yani HDP'nin zaten tılsımı da, büyüsü de buydu ve bu olmak zorunda. Siyasal ortaklıkta, ittifaklaşmakta, ısrar boyutuyla ve bunun gerçekten ciddi anlamda mücadelesini yürütmesi boyutuyla olumlu bir yerdeyiz. Ama bugün itibariyle gerek güncel, gerek tarihsel hedeflerimiz bağlamında da ele aldığımızda ve gerek kendi ideolojik hattımız etrafında ele aldığımızda söylememiz gereken ya da yüzleşmemiz gereken başka bir sorumluluk alanımız var. Yani yeni bir doğum. Yani siyasal ittifaktan siyasal ittifakla birlikte toplumsal ittifağı, toplumsal örgütlülüğü her alanda gerçekten kuracak yeni bir sözleşmeye, yeni bir doğuma, yeni bir kuruculuğa ihtiyacımız var. HDP'nin içinde bulunduğu durumun eleştirisini, kritiğini yapan her örgütün ortaklaştığı en temel husus şu. HDP fikriyatı bizim hala bize en gerekli fikriyat. Yani fikriyatın kendisinin herkes hala üstüne titriyor. Ama bu fikriyatı ete kemiğe büründürmek, bu fikriyatı somutlamak, bu fikriyatı bir toplumsal mücadele öznesi kılmak noktasında da aslında parçalı duruşlar, parçalı fikir yürütmeler var. Mesela bu tablo bile bize şunu gösteriyor. Aslında HDP hala içinde barındırdığı fikir ve öneriler itibariyle, mücadele yol ve yöntemi itibariyle kendi doğumunu bekliyor. Ve aslında bütün toplumsal mücadele grupları, siyasal özneler, politik özneler aslında yeniyi arıyor. Ama yeni nasıl doğacak? Yeni nasıl vücuda gelecek noktasında hala parçalı bir şey var. Aslında Emek ve Özgürlük İttifakı'nın özellikle son genel seçimler sürecinde yaşadığı handikap, içine düştüğü tartışmalar da bununla ilgili. Yani yeniye dair olan o yeninin, yani o yeni doğumun sancısıyla ilgili bir şey su kuracağımız noktasında işte HDP'nin ilk kurulduğu dönemlerini hatırlayacağız. Daha güçlü, daha kararlı, daha özgüvenli yeni bir doğumun, yeni bir hamle sürecinde kendi mücadele saflarımızda gerçekleştireceğiz. Yani dönemi okuyacağız. Mesela dönem nedir? Çoban ateşleri misali her yerde direniş vardır. O zaman yeni durum, yani bu genel olarak bahsettiğimiz yeni durum içerisinde bize düşen görev yani yurdun her bir tarafında, Kürdistan ve Türkiye'nin her bir tarafında ayağa kalkmış, yürüyen, gerçekten itirazını gün ve gün yükselten mücadele gruplarının bulunduğu her yerde bir toplumsal örgütlülük perspektifiyle bir politik odak oluşturarak, bakın bugün bizim en çok ihtiyacımız olan şey odur. Direniş sorunumuz yok, mücadele sorunumuz yok. Toplumun da aslında kendisini boğmak isteyen sistem karşısında irade sorunu yok, direnme sorunu yok. Ama bu iradenin ve direnişin kendi özgürlük alanlarını yaratma ve kendi politik odağını, politik merkezini oluşturma sorunu var. İşte üçüncü yolun böyle bir sorunu var bugün itibariyle. Yani üçüncü yol iki egemen blok karşısında kendi politik merkezini, kendi politik odağını ne kadar oluşturabiliyor? Şimdi içimizde ve dışımızda yoldaşlarımızın ve dostlarımızın yaptığı bütün tartışmalar merkezinde bu var. Doğal olarak bu var. Niye bu var? Çünkü bizim artık gelinen aşamada yani toplumsal, yani halk iktidarı, demokratik halk iktidarını hayata geçirecek koşullar mevcut günümüz Türkiye ve Kürdistan'da, günümüz Orta Doğu'sunda. O koşullar fazlasıyla mevcut. O yüzden bizim 13. yıl dönümünde, 14. yılına girerken HDP ve DEM Partisi arasında tartışmamız gereken belki de en temel doku ittifak. Yani stratejik bir hat olarak mücadele, stratejik bir mücadele hattı olarak gördüğümüz ittifak mücadelesinin, ittifak arayışının toplumsal ayağını nasıl oluşturacağız? Yani toplumun içerisinde nasıl yerleşik kılacağız? Bunu sağladığımız oranda zaten o politik odak, politik merkez oluşturacak ve aslında
kendi politik hegemonyasını da böyle oluşturacak. Aslında HDK'nin ve HDP'nin kuruluş sürecinde en büyük başarılarından biri de o sinerjiyle birlikte ortaya çıkan, yani o kuruluşun sinerjisiyle birlikte ortaya çıkan politik hegemonyaydı. Bu fikriyata neden ihtiyacımız var diyoruz? Çünkü bizim HDK'yi ya da DEM Parti hep şöyle üçüncü yol mücadelesi, yani HDK ve DEM Parti aslında üçüncü yol mücadelesini hep şöyle tariflemedik mi, demedik mi? Üçüncü yol sadece biriktirdikleri değildir, mevcut işte seçme kitlesiyle, ona oy verenleriyle, ona gönül verenleriyle bugün ortaya çıkan kitle değildir. Üçüncü yol aynı zamanda bir potansiyeldir. Şu anda aslında erişemediklerimizdir üçüncü yol. Mesela HDK ve DEM Partisi aslında da onu söylüyoruz. Yani şimdi adalet ve özgürlük değerlerini savunanlar sadece bizim partimizde değil, dışarıda da var. Sisteme gerçekten, sistem iktidarın karşısında mücadele yürüten, bu iktidardan nefret eden, gitmesi için mücadele yürüten gruplar sadece bizim içimizde yok. HDK ve DEM Parti yok, dışımızda da var. Aslında bir bütün olarak baktığımızda, özellikle son 31 Mart seçimlerine baktığımızda, ülkenin yarısından fazlası bu iktidarın gitmesini istiyor. Ve HDK, DEM Parti, üçüncü yol bu yönüyle aslında bir potansiyelle buluşup bu potansiyeli politik olarak dönüştüren, politik mücadelesine katan, tarafını gerçekten netleştiren mücadelenin de adıdır aynı zamanda HDK. Şimdi buradan baktığımızda o zaman HDK ile ilgili hem biz öz eleştiri vereceğiz hem de dikkat çekeceğiz bir şeye. HDK siyasi partiler gibi temsili alana sıkıştırılan ya da işte o bir daha usulü alana, biçimsel alana sıkıştırılacak bir yapı değil. Yani HDK'yi şuradan hep birlikte zorlamamız gerekiyor. Yani HDK tabiri caizse kollarını sıvamış, hayatın her alanını gerçekten böyle bir inşa mantığıyla, bir örücü mantığıyla gerçekten ilmik ilmik örmeye söz vermiş yöneticilerinin, yönetimlerinin ve aslında bu fikriyatta ısrar eden bileşenlerinin ve partisinin HDK'si olduğu sürece gerçek rolünü oynayacak. Yani aslında yeniden kuruluş, yani HDK'yi eğer yeniden kuracaksak, yeniden gerçekten o paradigmasının, fikrinin üstüne oturtacaksak, o zaman herkesin tekrardan şunla, yani hepimizin şunla yüzleşmesi gerekiyor. Yani biz nereye koşuyoruz? Yani sistem içine mi koşacağız? Son sürat arkamıza bakmadan, yoksa toplumun içine mi koşacağız? Şimdi bunları ayıkladığımız ve netleştirdiğimiz oranda zaten HDK gerçek anlamda kendi rolünü oynayabilecektir. Yani o nedenle HDK'yi gerek yeni demokrasi ittifakı tartışmalarından, gerek DEM Parti'nin içinde bulunduğu tartışmalardan, gerek aslında DEM Parti'nin ve HDK'nin bileşenlerinden, Emek Özgürlük İttifakı'nın bileşenlerinden ve onların gündemlerinden bağımsız bir yapı olarak düşünmemek gerekir. Halkların Demokratik Kongresi'nin buradan baktığımızda o zaman yeniden gerçekten şapkayı önümüze koyup yeni dönemde bizlere yakışan sağduyulukla, bizlere yakışan olgunlukla hem kendi yetmezliklerimizi, eksiklerimizi gören, buradan öz eleştirimizi veren, tarihe karşı, güne karşı, halklara karşı, ezilenlere karşı öz eleştirisini veren ama o öz eleştirisini pratikte, gerçekten yeni kuruculukta, yeni pratikte gösteren bir iddiaya, bir hamle sürecine, bir kararlılık sürecine ihtiyacımız var. Bunu sağlamamız gerekiyor. Yeni dönemde ben şuna inanıyorum. Tartışmalarımızın hedeflerini, arayışlarımızın ve mücadelemizin hedeflerini netleştirdik. Bu konuda bir tartışmamız yok. Ama o hedefe gidecek mücadele mekanizmaları, araçları nedir, nelerdir ve nasıl inşa edilmelidir sorusuna son derece yakıcı ve gerçekçi cevapları vermeliyiz. Bu cevapları somutladığımız ölçüde, bu cevapları pratikleştirdiğimiz ölçüde de gerek Halkların Demokratik Partisi, gerek DEM Parti önümüzdeki mücadele döneminde savunduğu değerler itibariyle, politik değerler, toplumsal değerler ve önüne koyduğu hedefler itibariyle önü en açık ve gerçekten bu topraklarda başta demokratik cumhuriyet olmak üzere yani adalet ve özgürlük mücadelesinde başarıya ulaşabilecek en temel mücadele zeminidir. Emek Özgür İttifakı da kendi yolunu bu fikriyattan, bu şeyden çizmelidir. Yani bu önermeden çizmelidir. Ve bizlerin hepimizin aslında içinde bulunacağı yeni süreçte bu şekilde örülecektir diyorum.